Rami, öyle öyle duruyor zaten. Ne var yani? Canın sağ olsun. Ama hiç her tarafı kapalı tabii. Peki, oyun arkadaşına hatta bak sen ona bebekken bakıyormuşsun. Hadi şimdi kucakla bakalım Harun'u. Bir alalım alkışlarımızdan. İki kızdan bir kucaklaşsınlar. Artık onu hatırlayamazsın. Kocaman olmuşsun sen. Belime geçmiş. Nasılsın? İyiyim abla, sen nasılsın? Ben de iyiyim işte. İyi olmaya çalışıyorum. Sen Allah kocaman olmuşsun ya. Allah tayyeder inşallah. Kerim'cim gel. Hoş geldin Harun'cum. Hoş bulduk. İşte. Gel. Bakalım gel. Ailenin parçaları bak tamamlanmaya başlıyor. Hoş geldin Harun'cum. Hoş bulduk Müge Hanım. Hiç Elmas'ın adı geçer miydi evinizde? Ya şöyle söyleyeyim, benim dün haberim oldu. Ben arkadaşlarımla oturuyordum, annem aradı. Dedi oğlum dedi böyle böyle bir haber aldık. Sinan amcanın kızı dedi bizi arıyormuş. Ya dedim ben Sinan amcamı biliyordum ama dedim kızı olduğunu bilmiyorum. Ya, emin misiniz? Yok dedi gerçekten de öyle. Ben de baktım videolara baktım biraz. İşte annemin adı geçiyor Necmi Ayşe. Zaten doğduğum yeri biliyordum. Bir baktım doğru. Sonra ilk hemen internet sitesinden size ulaşabileceğim bir numara buldum. Yazdım. Cevap gelmedi. Sonra tekrardan Instagram'dan adresinizi buldum. Oradan da yazdım. Gene cevap gelmedi. Bu sefer eve gittim. Gene bir iletişim numarası bulduk. Sonra aradı annem. Ulaştık. Öyle geldik yani. Yani benim ablamdan hiç haberim yoktu. Ben bunu dün öğrendim. Hani hala Sinan şokta... amca diye biri biliyorsun ama kızı oldum. Çünkü sanırım aile Sinan'ın kızı değil diye düşündüğü için. Evet. Değil mi Ayşe Hanım? Yani Sinan'ın, yani siz Sinan'ın babası olmadığına %100 eminsiniz. Ya bize öyle söylüyordu. Diyordu ben seni bir buzdolabına aldım diyordu. Peki, öyle diye bir mi söylüyordu, babası... ayıkken mi söylüyordu acaba? Ayık zamanı yoktu ki hiç. Sürekli şimdi, sabah kalkıyordu, içki içmeye başlıyordu, akşam yatana özür kadar. Özür dilerim, limon sıkmayayım ama yani zaman zaman böyle küçüklükte ben seni şunu aldım diye şaka gibi şeyler de yapılır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Mahalleli biliyor ya hocam şimdi biz... Hayır ben bir şey söylemiyorum. Resmin geneline bakalım. Şaka da söylemiş olabilir anladım, mi diye. Anladım, mahalleli biliyor zaten. Şaka da söylemiş olabilir miyi hatırlatmak istedim. Anladım. Yani... Biz şimdi kendi özel konumuza konuşursak eğer mesela Dünya Malı Bey de Sinan'ın kızı değil dedi. Dedi. Evet. Öğretmen Hanım'a demiş ki bu bizim evlatlığımız demiş. O daha doğru için. Çıkıyor şimdi. Hı? O daha demiş, doğru genel çıkıyor. Biz kendi çerçevemize bakarsak bir de Ayşe Hanım diyor ki Reyhan Hanım'ın da olmadığını düşünüyorum. Kundaktayken almışlar. Kundaktayken almışlar diye biliyorum ben. Daha öncesinde bir bilgim yok. Ben zaten 91-92 senesinde tanıdım Sinan abiyi. Eşim dedi seni abime götüreceğim diye. Biz kayınvalidemle birlikte oturuyorduk. İşte bir iki defa öyle evlerine gittim ben. Bu onlar da öz kardeş değiller galiba. Hayır üvey kardeşler. Benim kayınvalidemin ilk evliliğinden olma oğlu Sinan abi. O yüzden de çok yakın aile bağları yok. Hayır yok. İşte her şeyin de belki bir nedeni var tabii yani şimdi dönüp aslında konuşuyoruz Allah razı sen niye olsun. İçiyorsun, sen niye gidiyorsun, sen niye bilmem ne de herkesin de bir içine dönüp baksak kim bilir neler çıkıyor. Aslında Allah razı olsun benim kayınpederim yani hem eniştem hem de kayınpederim rahmetli oldu. O çok sahip çıkmaya çalışmış Sinan abiye ama şey yaptığı için içki falan içtiği için pek şey yapamamış tutamamışlar yani. Ayşe Hanımcığım, her zaman söylüyorum, herkesin kendi özgür hayatı yani. İsteyen istediğini içsin, isteyen istediğini yesin falan da. Hani herkesin özgürlüğü de karşı tarafın, karşı tarafa rahatsızlık vermeme derecesinde. Yani bizim özgürlük alanımız, ben seni rahatsız etmeyeceğim, sen beni rahatsız etmeyeceğin de bitiyor. E tabii şimdi hiç ayık gezmezdi deyip abuk subuk davranırsan tabii kimse evine, yurduna, mahallesine sokmak istemiyor. Aynen. Kimseye de kızamayız bu anlamda yani. Hani geleceksen de bana, edebinle geleceksen buyur. Ama tabii herkes istemez, hiç kimse istemez. Ya teyzemin oğlu diye, yani kayınpederim de ses çıkarmamış, almış evine. Ya o kadar sahip çıkmış yani. Reyhan'la beraber, Reyhan mı, başka bir bayan mı varmış o zaman bilmiyorum ama... ...eve gelmiş kalmışlar birlikte, kayınvalidemler de. Yaylada oturuyorlardı o zaman. Bir şey söyleyeceğim, acaba o olmasın annesi? Yo, o zamanlar daha çok, çok seneler önce. Anladım. Peki, şimdi eşiniz gidiyor, ben yeri hatırlarım diyor.
İnşallah hani yıkılmadıysa evi hatırlarsa evinde ev sahibinden biz Reyhan Hanım'ın kimle gittiğini buluruz diye düşünüyorum. İnşallah.